Özgür Sancar'la Spor Kazanı başlıyor. Hoş geldiniz programımıza. Saatler tam 15'i gösterirken Spor Kazanı başladı. Süper Lig'de bir hafta daha geride kaldı. Bugün ilk konuğumuz Sayın Sinan Vardar. Beşiktaş'ta değişik dönemlerde uzun süreli yöneticilik yaptı. Özellikle de altyapı ile ilgili çalışmalarıyla Beşiktaş'a hizmeti geçti. Tabii kendisini televizyon programları ve fotomaçtaki yazılarıyla da takip ediyoruz. Dün Beşiktaş Gaziantep Futbol Kulübü deplasmanında 2-0 kaybetti. Beşiktaş'ın ortaya koyduğu performansı ya da koyamadığı performansı konuşacağız kendisiyle. Yayınımıza hoş geldiniz. Merhaba. Hoş bulduk. İyi günler. İyi günler, iyi çalışmalar dilerim. Fotomaçta da değindiniz ama ben yine öğrenmek istiyorum maçla ilgili analizinizi. Nasıl yorumladınız? Vallahi yani inanılmaz derecede kötü oynuyordu. Hatta ilk daha anons edilince takım, ben bayağı yani orta sahada 4 kişi olması, deplasmanda oynayan bir takım. Yani topun bizde kalacağını ama hele bir yani Beşiktaş bunu son haftalarda aynı futbolu göstererek ilk 20 dakika falan hiç yokuz yani. Rakibe sahayı veriyoruz. İşte tabii çok da büyük tenkit var şimdi hocaya karşı. Ama bence işin bir tarafı var yani bu futbolcuların arasında. Yani tabii bir kadro dışları oldu. Cenk'in kontratı uzatılması yılan hikayesine döndü. Salih ne olduğu belli değil. Yani orada bir şey kaynayan bir kazan var diye düşünüyorum. Ve en çabuk da buna bir tedbir alınması lazım. Çünkü hakikaten Beşiktaş çok kötü oynuyor. Yani Gaziantep takımı sonlarda oynayan bir takım. Tabii ki Selçuk Hoca'na ona da başarılar diliyorum. Selçuk Hoca'nın gelmesi yeni antrenörle bir şey olur yani bir canlanma olur takımlarda. O da var. Ama bu kadar da kötü oynamayı ben hakikaten şey demiyorum yani inanamıyorum ben. Sayın Sinan Vardar bizimle birlikte. Tabii yani tek tek futbolcular üzerinden belki değerlendirme yapmak doğru olmayabilir ama Al-Musrati'nin verdiği hatalı pas. Beşiktaş zaten çıkmakta zorlanıyor ama bu kadar bariz bir hatalı pas. Ne diyorsunuz? Gol olmaması imkansız. Mert'in de zaman zaman yani orada sıkışık durumda olan defans oyuncusuna verdi. O ona verdi. O Al-Musrati'ye verdi. Orada pas hatasını da yaptı. Yani bu tür pozisyonları Beşiktaş sezon boyunca çok yaşıyor. Yani geriden hiçbir şekilde iyi bir top çıkaramıyoruz. Rakibe baskı yapmıyoruz. Yani iki tane sağ bek ve sol beki yazdan tepkili bir takımın yani puan cetvelinin en altta takımın devamlı oyun kuruyorlar. Hı hı. Sağ bek, sol bek de onlara bir baskı olmuyor. Yani ben şeye bakıyorum da sanal medya yani insanlar futboldan anlıyor yani Özgür. O kadar şey güzel tenkitler okuyorum ki aynılarına da katılmamak mümkün değil yani. Beşiktaş ikinci yarıda mesela preşle başladı. Rakip sahaya yıktı. İkinci yarıda oyuna hakimdi Beşiktaş. Hı hı. Ama pozisyon olarak yine çok kısıtlı pozisyonlarımız var gol yollarında. Tabii Cenk'in işte ben yazımı da okumuşum. Yani Cenk bu kafasında hala bu transferle ilgili bir sorun olduğunu tahmin ediyorum. Yani o penaltı atma kardeşim. Yani moralin yoksa hazır hissetmiyorsun kendini. Attırın Semih'e penaltıyı yani. Hiçbir şey kaybediyor. Orada Semih'i izleyenler de var. Şeyler. Neyse ya bunları ben tenkit olarak söylemek istemiyorum ama biz de bu yönetimde bir şeyiz yani. Destek olan bir yapıdayız. Onun için ama maalesef yani hakikaten çok kötü oynuyoruz. Sayın Sinan Vardar tespitini sizlerle paylaştı. Cenk Tosun'la sözleşme uzatma meselesi niçin bu kadar uzadı? Ben uzadığına göre Beşiktaş yönetiminin hafta, niyeti olmadığını hafta, düşünüyorum. Valla bu hafta bu işi bitmesi lazım. Yani ben olsam böyle yaparım. Yönetici değilim ama ya bir teklif yapın Cenk'e. Ben size şu kadar 10 lira veriyoruz. Kabul etmezse de yani Cenk'in bundan sonraki maçlarda oynamasını mümkün kılmayın yani. Olay olacak bu yani. Siz bir futbol adamı olarak Cenk Tosun'un Beşiktaş'taki miadını doldurduğunu performans açısından soruyorum. Düşünüyor musunuz? Şimdi bak Cenk Beşiktaş tarihinin en büyük parasını getirdi. 25 milyon sterlin bir para geldi. Buna bir saygı duymak lazım. Ama yani bu seneki performans hakikaten çok şeyde fizik kondisyonu da iyi değil. Yani bu oyuna katılması da şey değil. Bunu neyle yorumlayabiliriz? Yani kafasında bir demek bir problem var. Ama Beşiktaş'ta yani bu paraları isterken Cenk artık Beşiktaş'ın bir sembol futbolcusu değil mi? Çok büyük bir paraya gitmiş. Tekrar geri dönmüş. Beşiktaş'a bağrını açmış ve iyi yapmış.
Yani o kadar büyük bir para getirdi. Tekrar bir hakkıydı Beşiktaş'a gelmek. Ama bu seneki kadar kötü futbol oynamasını ben kabul edemiyorum. Onun için bir an evvel bu işin bir Salih de öyle. Salih için ne diyorsunuz? Onun da öyle. Yani ben duyuyorum. Doğru veya yanlış. Medyada okuduklarım. Trabzon'la menajeri görüşüyorlar. İnanamıyorum yani ya. Sen gelmişsin. Büyük bir nimet ya Salih. Ben Buca'dan beri de takip ettiğim futbolcu. Yetenekli futbolcudur Salih. Gelmişsin bu takımda. Değil mi? Kabul görüyorsun. Ben 10 lira daha istiyorum. 5 lira. Ya bunlar yanlış işler ya. Ama transferden vazgeçiyor. Ya bir senede bir ücret söylenmeli. Kabul etmiyorlarsa bence bundan sonraki maçlarda bir Demir Ege oynanabilir. Bizde bir tane çocuk var. Sana daha programda söyledim. Mustafa. Yani Mustafa bugün 17 milyon. O maçlara da gideceğim ben haftaya. Şöyle. Hangisine? 17 yaşlı bir takım maçları var. Ha evet. Gidip seyredeceğim o maçları. Mustafa'yı da seyredeceğim. Orada 17 yaşta daha 4 tane milli takım oynuyor. Onlara bakmak istiyorum. Yani ben olsam tek kalem Cenk ve Abubakır'ı değil Mustafa'yı direkt banka oynatırım. İşte 16 yaşında. Ya Ronnie 16 yaşında milli takımda oynadı. Daha iyi bir milli takım. Batuhan 16 yaşında milli takımda oynadı yani. Bunların örnekleri çok. Sayın Sinan Vardar bu açıklamaları yaptı. Hafta sonunda Divan Kurulu toplantısı vardı. Sayın Başkan'ın açıklamalarının dozajını nasıl değerlendirdiniz? Vallahi zaten yıllardır hep üzerinde durduğum konuların buzdağının üst tarafını başkan açıkladı. İnşallah bu bir örnek olur. Bunun derinine de inerler. Çünkü hakikaten son yıllarda hatta yani Serdar Bilgi'den başlar bu iş. Benim de bir zaman yönetimde bulunduğum içinde olup neleri gördüğümü ben yıllarca bunları söyledim. Söylediğim için de ihraç oldum kulüpten. Sonra tekrar döndüm. Biliyorum. Hasan Arat Bursuhan'ın görünen yüzünden bir şeyler söyledi. Daha derine girerseniz yani bugün 9 milyar borç nasıl olduğunun hesabı orada yani. Soydular kulübü yani. O kadar. Sinan abi Hasan Arat Sayın Başkan diyor ki Beşiktaş'a çökmüşler diyor. Ben net bir biçimde verdiği detaylardan da şunu anladım. Beşiktaş'ta özellikle Beşiktaş'ın içinde yer almak isteyen yani Beşiktaş camiasına aidiyet kurup Beşiktaş'ta buradan kişisel kazancını sağlamak isteyenler var ve bunlar çoğunlukta. Yani verilen asetlerin gayrimenkullerin komik kira bedellerine baktığımızda işte eşini dostunu işe sokmak isteyen insanların Beşiktaş'ın etrafında dolandığını gördüğümüz bu ay yuka çıkmış. Sayın Başkan özetle bunu mu anlatmak istiyor sizce? Aynen öyle. Kişisel kazanç kapısı yapılmış Beşiktaş. Ben de 30 senedir 40 senedir bu işleri bilen biliyorum. Daha neler var neler. Yani inşallah Beşiktaş bu bağırsaklarını temizler. Yani hakikaten kuyuyu soydular. Çok net söylüyorum. Yani öyle işte, neler biliyoruz da şimdi bu işler tabii açıkça söyleyemiyorsun yani. Çünkü bir laf vardı ya rüşvetin belli olmuyor. Maalesef ülkemizde ve bütün dünyada böyle. Ama Beşiktaş'ta öyle büyük dolaplar dönüyor ki bu fulyadan başlar. Ya da bir sürü hakaretleri alan başkanlar, orada Yahudi mezarlıklarına inşaat yapanlar filan. Bunları alt alta koyun. Beşiktaş'ı hakikaten soydular ya. Peki. Onun için Hasan Arat bir devrim yaptı, bunları söyledi. Ama dediğim gibi bu buzdağının görünür yüzü. İnşallah daha derine inilir. Bu arkadaşlardan mutlaka hiç olmazsa bunların kulüpten uzaklaştırılması sağlasak bile. Bu sahte üyelikler nedir yani tam bir skandal. Ya bildiğiniz. Sicil kurulu istifa etmek zorunda kaldı. Aynen öyle. Neler oluyor ya devrimler oluyor. Ama bu devrimler olurken işte futbol takımında da bir devrim gerekiyor diye düşünüyorum. Şimdi Hasan Arat ve ekibini suçlamak görüyoruz bugün Twitter'larda, internetlerde, medya her yerde. Ama şimdi bu 2 aylık bir yönetim değil mi? Bu takımı yapan insanlarda daha yıllardan gelen bir enkaz kaldı diye düşünüyoruz. Hep öyle deriz ya enkaz. Her gelen yönetim öyledir enkaz. Bu enkazın meydana gelişi. Ha şimdi hata yok mudur? Mutlaka vardır. Ama en kısa zamanda Sayın Hasan Arat ve yönetiminin bu hataları varsa da bunları da düzeltelim. Önümüzdeki sezonun takımını hazırlaması şart. Beşiktaş'ın önde gelen isimlerinden eski yönetim kurulu üyesi Sayın Sinan Vardar fikrini sizlerle paylaştı. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. İyi günler.
Değerli Cenk, Beşiktaş teknik direktörü Fernando Santos yönetiminde çıktığı 10 maçta 9 gol atabildi. Fernando Santos'un maç başına ortalaması 1'in altında kaldı. Elbette bu uyguladığı taktik anlayışla da ilgili. Ama bir önceki döneme ya da dönemlere baktığımızda Beşiktaş'ta bu gol oranının bu kadar düşük seviyede olduğunu görmüyoruz. Bu tabii futbolcu niteliğiyle de ilgili olabildiği gibi daha çok teknik direktör Fernando Santos'un uygulamaya çalıştığı taktik anlayışla ilgili. Çünkü sabit bir defans anlayışıyla Beşiktaş'ı daha çok hızlı hücumlarla gole götürmeye yönelik ve bol gollü maçlardan ziyade daha düşük skorlarla sonuca gitmeyi amaçlayan bir anlayışı var. Fernando Santos Pendik Spor'la yapılan ve Beşiktaş'ın 4 golle mağlup olduğu maçtan sonra elindeki oyuncu kadrosuyla bunu yapabileceğini düşündü. Onun kökleşmiş bir futbol anlayışı var elbette ki ama birazcık da Beşiktaş'taki kadronun başka türlü oynayamayacağına kanaat getirdiği için, bu noktada bir değişmez düşünceye sahip olduğu için böyle oynuyor. Dolayısıyla bu istatistik ortaya çıkmış. Az önce aktardığım gibi Beşiktaş'ın gol ortalaması gerçekten çok düşük gözüküyor. Fernando Santos'la birlikte 10 maçta sadece 9 gol atabildi ve 1 ortalamanın altında. Bu arada Fenerbahçe Union Saint-Gilloise maçının hakemi belli oldu, açıklandı. Nikola Dabanovic yönetecek bu karşılaşmayı değerli dinleyiciler. Perşembe günü Kadıköy'de oynanacak rövanş karşılaşması. Karadağ Futbol Federasyonu'ndan Nikola Dabanovic Fenerbahçe Saint-Gilloise maçının hakemi. Özgür Sancar'la Spor Kazanı devam ediyor. İspanya'da spor medyasında herkes Arda Güler'den bahsediyor. Arda Güler Celta Vigo maçında sonradan oyuna girdi ve golünü attı. Takım arkadaşları çok sevindi. Özellikle o gol attığı için çok sevindi. Ancelotti daha içeri gitmeden, soyunma odasına gitmeden sahada kutladı Arda'yı ve basın toplantısında da Arda Güler bundan sonraki süreçte daha çok süre alacak dedi. Bana göre Arda Güler oynadıkça daha iyi futbolcu olacak. Ama elbette ki benim fikrimden ziyade otoritelerin, Arda'yı özellikle çok iyi tanıyan önemli futbol adamlarının görüşü önemli. Onlardan bir tanesi bizimle birlikte Fenerbahçe'de başarıyla futbol oynadı. Altyapıya büyük hizmetleri geçti. Sayın Şenol Çorlu telefon attığımızda. Hocam hoş geldiniz. Merhabalar. Teşekkür ediyorum. Hoş bulduk. İyisiniz umarım hocam. İyiyim. Allah'a şükür olsun. Yaramaz bir şey yok. Çok sevindim. Hocam nasıl hissettirdi Arda Güler'in attığı gol? İlk golünü attı Real Madrid'de. Vallahi işte Özgürcüğüm, yani Arda'nın tabii ki transferini buna onay veren kişi ve bu gelişim sürecini takip eden, en yakından takip eden kişi Ancelotti. Şimdi biz zaman zaman kamuoyu olarak Arda'nın tabii bir an önce oynamasını istedik. Fakat hani Ancelotti tarafından basına yansıyan demeçlerde biraz sabırlı olunması gerektiğinden bahsetti. Hani derler ya, sabrın sonu selamettir diye. Oynatacağı yeri ve zamanı en iyi değerlendirecek olan kişi Ancelotti. Şimdi bu fırsatı verdi bu hafta ve Arda ilk golünü atmış oldu. En azından kendisi açısından bir morali yerine gelmiştir diye düşünüyorum. Bundan sonraki süreç tabii Arda'nın lehine daha da güzel gelişecektir. Tabii ama her şeyden önce fizik olarak Arda'nın halen gelişim süreci devam ediyor. Ben defalarca söyledim, bir kez daha söylemekte sakınca görmüyorum. Arda yani 22'li yaşlar hep böyle üstün performans gösterilen yaşlar olarak nitelendiriyorum. 21, 22, 23 yaşları. Arda'nın da olsa yaşlarda bence Avrupa'yı sallayacak fiziksel güce erişeceğini düşünüyorum. Bu süreçte mental anlamda da gelişecektir. Çünkü çok dünyanın en elit kulübünde top oynuyor futbolcularla beraber. Muhakkak onlardan öğreneceği şeyler de vardır. Ve bunu zaman içerisinde sahaya yansıtacaktır diye düşünüyorum. Hı hı. Yani attığı golde bile çok büyük bir ustalık var, sakinlik var ki sağ ayağıyla, ters ayağıyla son vuruşu yaptı. Onda da başarılı oldu. Dolayısıyla bence Arda gelişim süreci halen devam ediyor. Dediğim gibi yani bu 21-22'li yaşlara gelince daha fazla süre alacaktır. Önemli olan kendisi de bunun farkına varsın. Kendisi de antrenmanlarda işte muhakkak hocası da arkadaşları da olan tavsiyelerde bulunuyordur. Bu doğrultuda çalışsın. Karakter olarak, teknik olarak, kapasite olarak ben Arda'ya çok güveniyorum. İnşallah yani sadece beni değil, hiçbir Türk kamuoyunu yanıltmaz. Orada da çok başarılı olur.
Fenerbahçe'yi konuşacağız Sayın Şenol Çorlu'yla. Futbolculuğunda Fenerbahçe'nin formasını başarıyla giydi ve altyapı koordinatörü olarak da Fenerbahçe altyapısına büyük hizmetleri geçti Sayın Şenol Çorlu'nun. Hocam, İsmail Kartal'dan perşembe akşamı rövanş maçında, konferans ligi maçında büyük bir rotasyon bekliyor musunuz? Vallahi şimdi yani 3-0'lık netice kimse yanıtmasın. Tabii ki bir kere şunu söyleyelim, yani 3-0'lık neticeden sonra maçın kororisi Fenerbahçe'dir. Mutlak turu geçmesi gereken taraf Fenerbahçe'dir. Ama yani her şeyin sonuçta bir amayı kullanıyoruz maalesef. Futbol hiç öyle 3-0'lara falan güvenilecek bir oyun değil. Konsantrasyonunuz çok iyi olacak. Fiziksel anlamda çok iyi mücadele edeceksiniz ki bence ilk maçta Fenerbahçe sezonunun futbolunu oynadı. Dolayısıyla buna yakın bir performansı tekrar perşembe günü göstermesi gerekir diye düşünüyorum. Yani çok sürprizler vardır futbolda. Yani bizler de yaşadık 3-0'dan 4-3'ler. Dolayısıyla futbol hiçbir zaman böyle neticelere güvenilecek bir oyun değil. Aynı ciddiyeti göstermek zorundasınız. Ki şöyle bir şey var, yani Fenerbahçe bu turu geçtiği vakit ilk 8 arasında kalacak ki uzun yıllar sonra tekrar Avrupa'da sesini fazlasıyla duyuracak. Ben Fenerbahçe'nin bu kupada finali oynayabilecek kapasiteyi görüyorum. Hı hı. Yani o futbolcu grubuna sahip bir takım. Biraz ligde, Süper Lig'de son haftalarda fiziksel olarak biraz bazı futbolcularda düşüş gözlemlesem de perşembe günü maçın yeri çok fazla, çok farklı. Hı. Onun için herkes maçı çok ciddi alacaktır ve burada tekrar aynı performansı gösterip bir üstüne çıkmaları gerekir diye düşünüyorum Özgürcüğüm. Hocam, UEFA Konferans Ligi'nde son 16 turuna baktığımızda, şöyle takımlara baktığımızda bir şampiyonluk olasılıklarından bahsedilmiş. Opta'nın hazırladığı şampiyonluk ihtimalleri güncellenmiş. Evet. Aston Villa, evet, ve Lille iki sırada. Yani bu iki takımın şampiyon olma ihtimalinin daha yüksek olduğunu düşünüyor Opta. Ve onları Fenerbahçe 3. sırada takip ediyor. Yani doğru bir seçimdir. Doğrudur. Aston Villa'yı da bu hafta oynanan kendilik maçında seyrettim. Yani orada da hoşuma gitti. Ama dediğim gibi yani Fenerbahçe hem Aston Villa'yla hem Lille bu kadrosuyla birebir mücadele edebilecek kapasiteye sahip bir takım. Şimdi öncelikli olarak perşembe günü bir kere turu geçsinler. Bu turu geçmek için de çok ciddi bir efor sarf edecekler. Yani garantilesinler, ondan sonra artık kim çıkarsa çıksın hiç fark etmez. Ama bence söylemlerinde artık finali bir hedef olarak ortaya koymaları gerekir diye düşünüyorum. Dediğim gibi yani bu kadro bunu yapabilecek güçte bir kadro. Bence hep söylüyorum, tarihinin en geniş kadrosu. Dolayısıyla bu güce sahip. Ama tabii dediğim gibi yani futbol çok ciddi alınması gereken bir oyun. İnşallah perşembe günü bunu başarırlar. Sayın Şenol Çorlu tespitini sizlerle paylaştı. Hafta sonunda Trabzonspor maçı var hocam. Yani iki maç Fenerbahçe'de konsantrasyon ya da fiziksel deformasyon açısından problem yaratır mı? Ya da bir öncelik sıralaması yapıyor mudur teknik heyet sizce? Hangisi bence daha önemli yapmaz sizce? Bence yapmaz. Fenerbahçe bu tarz maçların takımı. Zorluk derecesi ne kadar yüksek olursa Fenerbahçe'li futbolcuların performansları bence o derece yükselecektir. Dolayısıyla hiç şahsen ben çekinmiyorum. Her iki maçı da rahat demeyeyim ama geçen hafta bize bunun örneğini fazlasıyla verdi. Evet. O seviyelere çıktıkları vakit ben iki maçı da, bırakın iki maçı, kalan Süper Lig'de kalan maçları da alacağını düşünüyorum. Artık şampiyonluğu da yani Galatasaray'la oynayacakları oradaki maç belirler diye düşünüyorum. Peki. Sayın Şenol Çorlu fikrini sizlerle paylaştı. Teknik direktör Şenol Çorlu Fenerbahçe bölümümüzde konuğumuz. Hocam, var mı ekleyeceğiniz bir şey? Yok, çok teşekkür ediyorum. Arkadaşlara sana da çok teşekkür ediyorum. Başarılar diliyorum. Tekrar görüşürüz hocam.
Görüşmek üzere. İyi günler. Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç yarın saat 14'te basın toplantısı düzenleyecek. Sarı Lacivertli Kulübü'nün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda Başkan Ali Koç 13 Mart 2024 Çarşamba günü Fenerbahçe Faruk Ilgaz tesislerinde gerçekleştireceği basın toplantısını saat 14.15'te başlayacaktır basın toplantısı. Bunu kamuoyuna bildirmek istiyoruz diyor değerli dinciler. Fenerbahçe'den böyle bir açıklama geldi. Yarın 14.15'te basın toplantısı var. Bu arada Fenerbahçe'nin eski başkanlarından Tahsin Kaya son yolculuğuna uğurlandı. Allah rahmet eylesin. 1986-1989 yılları arasında Fenerbahçe'nin başkanlığını yaptı ve aynı zamanda Yüksek Divan Kurulu üyesiydi Tahsin Kaya. Memleketi Sakarya'nın Gevye ilçesinde cenaze töreni düzenlendi. Bize ayrılan sürenin ilk yarım saat için şimdilik sonuna geldik. Kısa bir süre sonra reklamlara gideceğiz ve ardından da at yarışını dinleyeceğiz. Sonrasında programımız yine telefon bağlantılarıyla ve tüm hızıyla devam edecek. Bu arada Mişi Batçuay'ın Konferans Ligi'nde 11'de oynaması bekleniyor. Mişi Batçuay ile Semih Şentürk arasında benzerlik olduğundan bahsedenler var. Elbette ki Semih Şentürk de Fenerbahçe'de futbolcu olduğu dönemde sonradan oyuna girerek skoru değiştiren bir futbolcu olarak dikkat çekiyordu ve çok gol atmıştı. Mişi Batçuay'ın da aynı misyonu üstlenmişti. Kendinden bahsedildi. 2023-2024'te tüm kulvarlarda 34 maça çıktı Batshuayi. Attığı 20 gol ve yaptığı 3 asiste kariyerin en verimli sezonlarından bir tanesini geçiriyor. Çok fazla takımda kiralık olarak oynadı ama üretkenlikten uzak bir futbolcu diye eleştirilmişti. Bu sezon Fenerbahçe'de doğrudan oynamıyor olmasına rağmen çok üretken bir görüntü sergiliyor. Bu da bu sezonu Mişi Batshuayi adına daha özel hale getiriyor. Attığı gollerin birçoğunu sonradan dahil olduğu maçlarda kaydeden Batshuayi Fenerbahçe'nin yeni nesil nöbetçi golcüsü oldu deniyor. Biliyorsunuz Semih Şentürk için bu ifade kullanılıyordu. 2007-2008 sezonunda ligin yarısında yedek kulübesinde oturduğu sezonu 17 golle gol kralı olarak tamamlamıştı Semih Şentürk. Kısa bir ara. Özgür Sancar'la Spor Kazanı devam ediyor. Las Palmas, Çaykur Rizespor'un performansıyla ön plana çıkan stoperi Emirhan Topçu'yu Ocak ayında istemişti. Hasan Yavuz Bakır, Çaykur Rizespor'un yönetim kurulu üyesi ve basın sözcüsü bunu önceki yayınımızda sizlere aktarmıştı. Ancak iddia o ki İspanya'da çıkan bilgiler yeniden bağlantıya geçti Çaykur Rizespor ile Las Palmas kulübü ve teklifini yeniledi. Böyle bir teklif var mı bilmiyorum ama yaz transfer döneminde kesin olarak yeni bir teklif yapacaklarından eminim. Ama bunun dışında İspanya'dan bu futbolcuyu yani Emirhan Topçu'yu isteyen başka kulüpler de var. Bakalım Çaykur Rizespor'un tavrı ne olacak yaz transfer dönemi için. Aynı zamanda büyük kulüplerin de ilgi alanına girdiğinden bahsediliyor Emirhan Topçu'nun. Aynı zamanda İlhan Polut'un da en çok güvendiği futbolculardan bir tanesi, liginde en iyi performans veren ve maç oynama adeti açısından da en istikrarlı futbolcularından bir tanesi. 2020'de Çelik Zenika'ya kiralanmıştı, 23 yaşında oyuncu. Ertesi sezon Menemenspor'da kiralık olarak oynadı. Bu sezon Süper Lig'de Çaykur Rizespor formasıyla 26 maçta süre aldı Emirhan ve 2 tane gol pasıyla oynuyor. Çaykur Rizespor'un altyapısından A takıma kazandırılmıştı. Sayın Hasan Yavuz Bakır, Çaykur Rizespor'un yönetim kurulu üyesi ve basın sözcüsü bizimle birlikte. Yayınımıza hoş geldiniz. Merhaba. Merhaba, hoş bulduk. İyi yayınlar diliyorum. Çok teşekkür ederim. İyi çalışmalar dilerim. Size de sağ olun. Tabii bu konulara geçmeden önce ben geride kalan maçla ilgili fikrinizi öğrenmek istiyorum. Çaykur Rizespor adına iyi bir sınav olmadı. 6 gollü bir mağlubiyet. Bir yorum yapmak ister misiniz? Yani maalesef beklediğimizin çok ötesinde bir maç oldu. Her ne kadar oyun totalde oyuna baktığımız zaman pozisyonlarla ilgili konuşacağımız çok şey olsa bile 6 tane gol yemiş olmak birçok konuda kendimizi savunma anlamında da bizim gardımızı düşürüyor. Hı hı. Ama ikinci gol öncesi işte ondan sonra penaltı öncesi pozisyonlara bakıldığı zaman bu anlamda sezon başından beri yaşadığımız sıkıntıların benzerini yine yaşamış oluyoruz. Ama şu bir gerçek ki bizim de pozisyonlarımız vardı ama bizim pozisyonlarımızdaki becerimiz daha sonraki oyuncuların becerisinin çok çok gerisinde kaldı. Neredeyse işte 8 tane kaleyi bulan şuttan 6 tanesi gol oldu. Bu anlamda baktığımız zaman bizim için kötü bir sınav olduğunu söyleyebilirim. Aslında ağır bir yenilgi olarak da adlandırabiliriz. Ama şu bir gerçek ki
sahadaki oyunumuzun karşılarının 6-2 mağlubiyet olmadığı konusunda emin bir savunma içinde olabiliriz. Ama böyle çok güzel oyunculara sahip. Ya bitirici nitelikte oyunculara sahip Çaykur Rizespor. Dolayısıyla sadece Galatasaray maçı için sormuyorum. Ligdeki durum, puantajdaki durumun oynadığı futbolun karşılığı olduğunu düşünüyor musunuz? Ben hep şunu söyleyebilirim. 5 hafta galip gelemediğimiz 5 haftalık bir periyotta bile normalde aslında o periyotta mutlaka galibiyetle çıkacağımız maçların da fazla olduğunu biliyoruz. O açıdan bu cepheden baktığınız zaman aslında 39 puanda kalmamış olmamız lazım. Bir hep tekrar olmasın diye Sivas maçını, işte ondan sonra Alanya maçı gibi birkaç maç özellikle bizim bu anlamda rahat kazanacağımız maçlardan puansız ayrılmış olmak, 39 puanda kalmış olmakla ilgili bir örnek. Biz genç bir takımız ama iyi oyuncularımız var. Bu anlamda sezonun içerisinde geride kalan bütün haftalar açısından bakıldığı zaman bizim sahada varlık gösteremediğimiz maçların sayısı 3'ten fazla olmaz. Bu bile bizim için bir önemli bir detay. Çünkü bu genç takımı, ilk defa kurulmuş bu takımı bu noktalarda görmüş olmak sevindirici. Bu konuda hocamızın, Nihan hocamızın çok büyük payı olduğunu bir kez daha vurgulayalım. O nedenle Galatasaray maçı ve ligin totaline baktığımız zaman geride kalan bölüm için şu an 39 puanında kalmış olmak bizim açımızdan aslında hak ettiğimiz yerin biraz uzağında kalmış olmakla ilgili adlandırılabilir. Ki kazanmamız gereken, kazanabileceğimiz maçlarla ilgili iyi performanslar, kaybettiğimiz maçları düşündüğümüz zaman da şu anda 45-46 puanlık bir seviye yakalamış olmamız gerekirdi. Emirhan Topçu ile ilgili sürekli haber çıkıyor. Bugün de İspanya'da bir radyo istasyonu Emirhan Topçu için Las Palmas Çaykur Rizespor'la anlaştı diye haber yapmış. Olayın bu minvalde olmadığını biliyorum ama gerçek nedir, bize anlatır mısınız? Emirhan bizim tabii çok değerli bir oyuncumuz. Altyapıdan gelmiş iyi bir isim. Geçen yıllarda da adı sıkça transferle ilgili anıldı. Bu sene de anılıyor. Bu yıl daha güçlü sesler çıktığını söyleyebilirim. Resmi anlamda kulübümüzü temas kuran birden fazla kulübün olduğunu, ki Las Palmas örneği kamuoyunda konuşulduğu için ben de dillendirmekten kaçınmadım. Las Palmas da bunların bir tanesi. Bu aslında resmi olarak temasları var. Ama biz tabii ki hem oyuncumuzun hem kulübümüzün menfaatleri kapsamında sezon sonuna doğru bu gelen teklifi değerlendireceğiz. Oyuncumuzun ve kulübümüzün menfaatleri örtüştüğü takdirde bu transfer açısından transfere onay verebiliriz. Ama şu anda herhangi bir anlaşma, herhangi bir kesinleşen durum ve üzerinde mutabakata varılan bir transfer görüşmesinin olmadığını çok net şekilde belirtebilirim. Peki. Ama yaz döneminde çok net bir biçimde gözüküyor ki Emirhan Topçu için çok sayıda teklif alacaksınız. Belki yurt içinden büyük olarak nitelendirilen takımlardan da teklifler gelebilir. Şu an Türkiye'den resmi anlamda bir teklif olmadığını söyleyeyim. Ama gidişata baktığımız zaman iyi de sezon geçiriyor Emirhan. Biz tabii kadromuzda kalmasına çok mutluyuz. Herhangi bir olumsuz görüşümüz yok ama gelen taleplere baktığımız zaman sanki sezon sonunda daha fazla teklif, daha cazip teklifi alacak gibi duruyor. İlhan Palut'un sözleşmesinin yenilenme meselesiyle ilgili bir açıklamanız olmuştu. O açıklamayı yaptığınızdan bu yana yeni bir gelişme var mı bizimle paylaşabileceğiniz? Yok, hayır, bir gelişme yok. İlhan hocamızla sezon başında konuştuğumuz zaman zaten bir yıllık anlaşma yapmıştık ama anlaşmadaki rakamların, sözleşmelerin sadece bir formatinin ibaret olduğu da bir gerçek. Biz İlhan hocamızla iyi bir sezon geçiriyoruz. Oldukça uyumlu bir sezon geçiriyoruz. Gelecek yılı konuşmaya başladık bile. Olağanüstü bir durum yaşanmazsa, çok cazip bir başka bir teklif ortaya çıkmadıktan sonra, ki bu cazip tekliflerin de aslında çok özel teklifler olarak da olması gerektiğini söyleyen de fayda var. Bu arada İlhan hocam, bu araya gireceğim. Çok özür dilerim, sözünüzü kestim ama Sayın Hasan Yavuz Bakır bizimle birlikte, sözünüzü kestim ama kusura bakmayın. İlhan hocanın sezon sonunda büyük takımlarından bir tanesine gitme ihtimali var mı? Böyle bir şey görüyor musunuz? Ben şimdi şöyle söyleyeyim. Bir hedefi var mı kendisinin? Ya İlhan hocamızın şimdi bizimle 3 yıl kontratı olduğunu varsayalım. Sezon sonunda hiç 3 büyüklerden, işte Avrupa'dan iyi bir takımla teklif aldığı zaman hocanızın önünü kapatamazsınız ki, bu anda mutlaka ona yardımcı olmak zorundasınız. Bunun örneklerini defalarca yaşadık. Okan hocamız zamanında yaşadık.
Nihayetinde taraftarımız zaman zaman kontratın bir yıllık olmasıyla ilgili eleştiri yapıyor ama zaten hocamızın bu an çalışma prensibi bu şekilde. Bir yıl çalışmayı doğru bulmuştu. Şimdi dediğim gibi daha uzun kontrat süresi elimizde olsaydı, hocamız istediği bir teklif alsaydı zorla hocamız tutamayız ki biz şehrimizde. Ama şu ana kadar gidişatla ilgili tekrar söylüyorum, her yönüyle mükemmel bir sezon geçiriyoruz. Yönetim anlamında, hocamız anlamında, uyum konusunda hiç problemimiz yok. İlhan hocamız burada mutlu, biz hocamızdan mutluyuz. Taraftarımız hocamızı çok seviyor. Takım içinde futbolcular çok seviyor. Bu kadar müspet şartların olduğu bir ortamda da bu beraberliğin devam edeceği inancımız tam. Ama henüz bu konuyla ilgili hocamızla gelecek sezon konusunda hocamızla oturup herhangi bir kontrat yapmadık. Ama dediğimiz gibi gelecek yılla ilgili planlamamızı konuşuyoruz tabii ki. Şu görüş alışverişlerini yapıyoruz. Ama şu anda değişen bir şey yok. Hocamızla ilgili bir kontrat yenilemesi henüz yok. Peki. Bir kez daha teşekkür ederim size katıldığınız için. Var mı ekleyeceğiniz bir şey? Ben çok teşekkür ederim size spora zaman ayırdığınız için. Kulübümüzün çalışmalarına aracılık yaptığınız için. İnşallah önümüzdeki süreçte tekrar seri galibiyetler sürecini başlatacağız. Buna ihtiyacımız var. Rizespor bu yıl tarihinde ilk defa inşallah en iyi yerde ligi bitirme anlamında bir sonuç elde edecektir. Bu genç takımda bir şekilde Türk futbolu içinde örnek proje olarak insanların daha çok konuşacağı proje haline gelecektir inşallah. Gaziantep futbol takımını ağırlayacaksınız. Yeni teknik direktör Selçuk İnan'la ilk maçında ilk galibiyetini aldı Beşiktaş'a karşı. Zor bir maç olacak. Başarılar dilerim. Teşekkür ederiz. Çok sağ olun. Sağ olun. Sayın Hasan Yavuz Bakır, Çakur Rizespor'un yönetim kurulu üyesi ve basın sözcüsü bizimle birlikteydi. Futbol. Anadolu'dan futbol. Bir yorum. Eski Süper Lig hakemi Sayın Timur Tekin Arslan bizimle birlikte. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk Özgür. İyi yayınlar. Kolay gelsin. Sağ olun hocam. İyisiniz umarım. Çok teşekkür ediyorum. Sizler nasılsınız? Biraz soğuk algınlığı sorunu yaşıyorum hocam. Konuşmakta güçlük çekiyorum. Onun dışında iyiyim. Allah şifalar versin. Geçmiş olsun. Eksik olmayın hocam. Boşuna demişler. Mart kapıdan baktırır, kazma kürek yaktırır diye. Havalar böyle aldatıcı olunca ister istemez bir şekilde kapılıyorsunuz hastalığa. Doğru söylüyorsun. Geçmiş olsun. Umarım bir daha yaşanmaz inşallah. Hocam geride kalan haftayı değerlendirmenizi isteyeceğim. Dünkü Gaziantep Futbol Kulübü Beşiktaş maçından başlayabilir misiniz acaba? Var mı dikkatinizi çeken bir pozisyon? Örneğin Beşiktaş'ta yine verilen bir penaltı var. Arda Kardeşler maçın hakemi Gaziantep ceza alanında Antepli oyuncunun Semih Kılıç Sayın Tendon'un atı bir teması var. O penaltı kararı doğru. Bundan önce de 45+1'de yine ceza alanı içinde yan topta Semih Kılıçsoy'un topu uzaklaştırmak isterken ayağından seken bir top koluna geliyor dikkat edersen orada. Bunda penaltıdan söz edemeyiz. Bu sekme olarak kabul ediliyor. Antep Beşiktaş maçıyla ilgili başka önemli ciddi bir konu yok Özgür. Peki. Haftanın o zaman başlayalım Galatasaray Çaykur Rizespor maçıyla değerlendirmesini sonrasında devam edelim. Buyurun hocam. Olur. Galatasaray Rize maçının hakemi Bahattin Şimşek vardı. Onur Özütoprak vardı. 8. dakikada Derik Köy'ün attığı golde defans arkasında iki Galatasaraylı oyuncu var Özgür. Burada pasif konumdalar. Kaleci topu net gördüğü için etkilenmesi düşünülemez. Gol kararı doğru. Derik Köy'ün attığı golde. 30. dakikada Torreira'nın attığı gol öncesi Derik Köy'ün Rize Sporlu Taha'ya arkadan karışık bir topla karışık bir darbesi var. Yani burada VAR'ın devreye girip inceleme tavsiye etmesi gerekirdi. Burada bir faul söz konusu ve gol geçersiz olmalıydı. Yani topla karışık şeye bir temas söz konusu Rizesporlu oyuncunun ayağına Derik Göğü tarafından. 42. dakikada Barış Alper ile Akintola'nın ceza alanı içinde çarpışmalarında penaltıdan söz edemeyiz. Her iki oyuncu da birbirlerini itiyor. Akintola kolaya kaçıp kendini bırakıyor. Yani orada bir penaltı beklentisi yanlıştı. Anladım. Devam edelim. 44. dakikada Kerem Demirbağ'ın attığı golde Kerem Aktürkoğlu defans arkasında pasif konumda gibi görünüyor ki öyle de. Gol kararı doğru, kalecinin yanıldığı, topu görmediğini söyleyemem. Yani zaten bu tarz gollerin iptal olması futbolun şeyine aykırı Özgür. Geçen sezon da söylemiştim. Doğasına aykırı. Yani herkes trilyonlarca para harcıyor. Müthiş transferler yapıyor gol atmak için. Böyle basit şeylerden de gol iptali biraz bana göre ters. Futbolun ruhuna aykırı.
45+2'de Rize Spor'un yan ortasında gelen topta Özgür ceza alanı içindeki Mertens'in açık koluna geliyor top. Burada VAR'ın devreye girip inceleme tavsiyesi gerekirdi. Kol açık ve kola gelen bir top söz konusu ve penaltı olmalıydı. Dikkat edersen orada top göğüse gelse ileri doğru gider. Zaten Mertens de eğiliyor topa göğüsle temas etmek için ama maalesef açık kola geliyor. Burada bir penaltı söz konusu. 62. dakikada ceza alanı içinde Mertens'e arkadan tendona yapılan bir temas var. Buradaki penaltı kararı da son derece doğru idi. Galatasaray ile ilgili söyleyeceğim bunlar var Özgür. Diğer evet, maç konuşmak istediğiniz? Fenerbahçe maçı, Pendik Spor, Kadir Sağlam maçın hakemi. Varda Alper Çetin var. 45+10'da ceza içinde Pendik Sporlu oyuncunun Edin Dzeko'ya bir teması var. Ancak Dzeko'nun dönerek düştüğü bu pozisyonda Dzeko'nun kolaya kaçtığını düşünüyorum. Ve bu kadar şiddetli bir hamle olduğunu düşünmüyorum. Penaltıdan söz edemeyiz burada. Hı hı. 82. dakikada ceza alanı çizgisi üzerinde Ndiaye'nin İrfan Can'a ayağıyla darbesi söz konusu. Önce İrfan Can topa dokunuyor, daha sonra Ndiaye'nin ayağı İrfan Can'a geliyor. Çizgiler sınırladıkları alana dahil olduğu için penaltı kararı doğru. Hı hı. Burada VAR neden devreye girdi? Çünkü hakem faulü veriyor. Ceza alanı dışında verdi. Halbuki olay ceza alanı çizgisinde olduğu için bundan dolayı VAR devreye giriyor. Madem bir faul tespit ettin veriyorsun hocam dediyse bu ceza alanı çizgisi üzerinde. İzlemeye niye gitmedi hocam maçın hakemi? Kadir Sağlam ekrana izlemeye niye gitmedi? Hakem zaten faulü tespit etti. Faulü görüyor. Hakemin yanlışlığı ceza alanına görmesi. VAR'ın devreye giriş sebebi burada. Hocam i̇şte faul doğru mu sence? Bir istersen izle diye tavsiyede bulunmuyor mu VAR hakem? Bulunabilir. O ayrı konu. Orada ne konuşuldu onu bilmiyorum. Hakem şunu da demiş olabilir. Burada faul var bana göre. Ama karşı tarafta demiştir ki işte bu VAR kayıtlarının açıklanması özgür. Bunlar için açıklanmalı. Anlatabildim mi? Yani çocuklar VAR kayıtları açıklanıyor federasyon tarafından ama zaten bütün konuşmalar bakıyorsun 3-4 dakikalık pozisyon süreç devam ediyor. Yaklaşık 15 saniye 20 saniyede gel şunu gördüm ne diyorsun falan karar böyle olmalı denip geçiliyor. Hı hı. Esas VAR kayıtları eğer şeffaflıksa kulüplerin arzu ettiği istediği pozisyonların VAR kayıtlarının açıklanması. Ben özgür. De aynı kanaatteyim. Bana bunu söyleyin. Ben gel tavsiye ediyorum. Güzel güzel konuşmalar, nezih kelimeler falan. Bana önemli olan kulüplerin mesela burada bir tercih hakkının olması lazım eğer şeffaflıksa. Diyecek ki kardeşim 89. dakikada veya 90+ şurada şu pozisyonun kayıtlarını ben istiyorum diyecek. Bunu açıklayabiliyorsam problem yok o zaman. Peki. Doğru mu? Doğru söylüyorsunuz hocam. Esas konu bu. Bana bunların açıklanmasını, beni ikna etmen lazım işte, yani. VAR'ın devreye girmesini girmesi gerektiğini düşündüğü pozisyonlarla ilgili konuşmaların da bilinmesi lazım. Orada ne konuşuluyor VAR hakemleriyle, maçın hakemi arasında bir iletişim var mı? Varsa bu iletişimin içeriğini. Madem şeffaflık, bunu da açıklayın değil mi? Evet. Ya bana bu lazım. Yani montajlanmış. Çok güzel senaryo. Gel, bak, şunu tavsiye ediyorum. Gayet güzel. Ya, ama benim istediğim pozisyonu beni ikna et. Benim istediğim pozisyonlarla ilgili bana konuş. Ben onları istiyorum. Yani kulüp adına söylüyorum bunları. Şeffaflık adına özgür. Hı hı. 89. dakikada Pendik Sporlu'nun onun Fenerbahçe cezalının içinde ilerlerken hatırlarsan İrfan Can tarafından bir müdahale yapılıyor. Burada Nuno'nun dürüstmesini gerektirecek bir şiddette temas yok. Kolaya kaçıp bırakıyor. Fenerbahçe ile ilgili söyleyeceklerim bunlar özgür. Peki. Son derece kötü bir hakem performansı. Bu hakemi gönderiyorlarmış galiba. Yani söylenti. Yani federasyon tarafından veya Merkez Hakem Kurulu tarafından bir açıklama yok. Bu bir söylenti. Sizce tahmininiz nedir? Bence ceza dinlendirilmesi lazım tabii ki. Yani sezon sonuna kadar görev vermeyecek Merkez Hakem Kurulu bu hakeme deniyor Kadir Sağlam'a. Bu iddia özgür. Bu iddia. Yani böyle konuşmalar var. Bu net federasyon tarafından veya Merkez Hakem Kurulu'nun bu konuda bir açıklama yok. Onun için ben iddialara da fazla yorum yapmam. Yani iddia, iddia herkes bir şeyde iddia bulunabilir. Fakat atlanmaması gereken şu hakem için itirazlara ve sözlü tehditlere kayıtsız kaldı.
Konu bu. Yani bir FIFA kokart seviyesinde bir hakeme yakışmadı bunlar. Anladım peki. Hocam Trabzonspor Fenerbahçe maçının hakemi kim olur? Vallahi Özgür, iki gündür görüyorum sosyal medyada da, televizyonda da, yorumcular da Volkan Bayarslan üzerinde duruyorlar. İlk akla baktığınızda akla gelen Volkan Bayarslan gibi duruyor. Ancak Volkan Bayarslan'ın birkaç yıl önce fanatik bir taraftar tarafından Trabzon stadında bir darpı söz konusu. Yani bundan bu olayın üzerine uzun bir süre sonra tekrar maç verildi Volkan'a orada. Maç yönetildi ama şimdi bu maç öyle bir normal bir maç değil. Bu maçın sonucu, olacakları şimdiden zaten gerilim tırmandırılıyor maçla ilgili. Evet. Benim kanaatim, Volkan olabilir ama benim kanaatim, bence en uygunu Tugay Kağan Numanoğlu'dur. Neden Tugay Kağan Numanoğlu? Olgunluğu, tecrübesi... Soğukkanlı kalabiliyor mu hocam diğer hakemlere göre? Soğukkanlı, evet evet. Diğer hakemlere göre daha soğukkanlı. Olaylara daha biraz pozitif yaklaşıyor. Otorite mi? Yani hakemliğin gerektirdiği otoriteye sahip mi? Bence olgunlaştığını düşünüyorum Tugay Kağan Numanoğlu'nun. Ve maçlarına baktım daha önceki, büyük takımlarla ilgili de herhangi bir ağır eleştiriye falan maruz değil. Birkaç yıl önce yönettiği bir derbide eleştiri almış olabilir ama şu anda benim kanaatim, şu atmosferde bence en uygunu Tugay Kağan Numanoğlu. Peki. Volkan Bayarslan da olursa kimse şaşırmaz. Kasımpaşa Galatasaray maçı da son derece kritik ve önemli. Bu maça kim atanır hocam? Valla şu anda hiç düşünmedim Özgür. O maç için birçok şey var. Yani bu zorluk derecesine bakarsan bunun için öyle çok çok araştırmaya, incelemeye gerek yok. Normal klasik hakem atamasını yapabilirsin. Peki. Özgür. Hocam çok teşekkür ederim. Var mı ekleyeceğiniz? Rica ederim. Yok Özgür, ben şu top toplayıcı çocuklarla ilgili birkaç hafta önce bir şeyler söyleyecektim. Buyurun ya, söyleyin şimdi. Bu boşuna böyle bir konuyu kaşımın neden kaşınıyor falan filan. Ya çocuklar, bu çocuklar altyapı oyuncuları Özgür. Bu çocuklara önce, yani yapanları tenzih ediyorum ama önce ahlaklı birer sporcu olmayı söylemeleri gerekir. Yani bakın dün akşam Beşiktaşlı oyuncunun yaşadığı, daha önce şeyde alt ligde yaşanan sıkıntılar. Ya çocuklara neler söyleniyorsa orada artık takımların kazanması açısından. Önce ahlaklı sporcu olmayı öğretecekler çocuklara. Bunlar ileride büyüyünce de yanlış işler yapıyorlar. Olmamış pozisyonlarda yere atıyorlar, dinlendiriyorlar, oyunu soğutuyorlar, her türlü şey yapıyorlar. Anladın mı Özgür? Anladım dediğinizi. Bunlar büyük sıkıntı. Sizin bu çocukların geleceği açısından. Top toplayıcı çocukların kulüplerin altyapısından bulunmaması mı? Ya bulunması da bu çocuklara yöneticilerin, idarecilerin buraya görevlendirelim. Böyle böyle bir tevessül ettiklerinde bir daha görev vermemeli. Anladım, anladım. Yani kulüp rakip takımı da olsa topu zamanında verin. Elbette top ya. Top saklamaya Özgür çalışmayın, iş güzellik yapmayın. Falan evet demesi yani lazım. Anladım dedim. Evet, peki. Evet, aynen. Hocam ağzınıza sağlık. Teşekkür ederim Özgür. İyi yayınlar diliyorum. Haftaya İyi Ramazanlar. Hocam. İyi Ramazanlar. İnşallah. Teşekkür ederim Özgür. Kolay gelsin. Timur Tekin Arslan, eski Süper Lig hakemi, fikrini sizlerle paylaştı. Özgür Sancar'la Spor Kazanı devam ediyor. Galatasaray bölümümüzdeyiz. Usta gazeteci sevgili Onur Özkan bizimle birlikte, Takvim Gazetesi'nin haber müdürü. Onur hoş geldin yayınımıza. Hoş bulduk Özgür, kolay gelsin. Nasıl gidiyor çalışmaların? Nasıl başladı hafta? Ne güzel, iyi yoğunda şekilde devam ediyoruz. Artık yol kısaldı Özgür, yani heyecan dolu da Süper Kupa, lig yarışı falan derken bayağı bir yoğun günler şu anda bizi bekliyor. Açıkçası yani ben mutluyum bu durumdan. Sağ içinde kaldığımız sürece benim için problem yok. Sağ dışı konular sadece beni rahatsız ediyor. Onun dışında bu çekişmeden son derece memnunum yani sağ içindeki. Doğru. Onur, bu arada Süper Kupa'dan bahsetmişken, Süper Kupa finali için elde edilecek bilet geliri, Türkiye Futbol Federasyonu açıkladı bunu, depremzedelere bağışlanacak. Aynen doğru. Bugün bir zaten bir şeyde birlikte gündemde konuşuyor zaten. Depremle ilgili nasıl bir şey yapılabilir tarzında. Bir ihtimal belki şu an gündemde yok ama bir hatıra bile olayı da olabilir. Hani çünkü biliyorsunuz stadın kapasitesi çok yüksek değil Şanlıurfa'da. Evet. 24 bin bilerde yanlış hatırlamıyorsam. Ama çok sayıda taraftar oraya gitmek istiyor. Bilemiyoruz olanlar var. Dolayısıyla orada bir hatıra bilet sistemi belki hayata geçirilebilir.
o biletlerin de gelirleriyle değerlendirilir. Evet. Gitmese bile o maçla ilgili biletse sahip, evet, evet, sahip olmak isteyenler para verip alırlar. Evet, olabilir ki. Evet. 7 Nisan 2024 Pazar günü saat 21.30'da Şanlıurfa'da oynanacak Süper Kupa finali Galatasaray ile Beşiktaş arasında. Evet. Olur. Bu arada sağ dışı meselelerden bahsettim. Ben senin fikrine, tespitlerine çok güveniyorum. Çok objektif bir gazeteci olduğunu da biliyorum yıllardır. O bakımdan zor bir konu ama yine de sormak istiyorum sana. Ne diyorsun bu hakem kararları, hakemlerin işte şampiyonluk yarışında bir taraftan bir tarafa yönelik lehte kararlar verdiği, işte şampiyonluk yarışını %100 etkilediği konusundaki tartışmaya nasıl bakıyorsun sen? Bir kere bu tartışmayı hani hangisi haklı tarzında yorumlamak çok yanlış bence. Yani en azından bir gazeteci olarak mı söyleyebilirim. Evet. Taraftar gözüyle baktığın zaman, işin içine duygularını karıştırdığın zaman mutlaka sana göre bir haklı taraf vardır. Bunu çıkartırsın ama ben şu anda bulunduğum konumdan yaklaşmak gerekirse olaya, hani burada konuşmamız gereken bence kim haklı kim haksızdan ziyade bu kavgadan kim zararlı çıkar ya da kim karlı çıkabilir şeklinde. Yani bu kavganın sahaya yansıması nasıl olur? Buradan bence yola çıkmak gerekiyor. Ben şöyle görüyorum. Son dönemdeki gözlemlerime dayanarak da bunu söylüyorum. Kim, hangi takım saha dışına çok yoğunlaşırsa saha içinde zarar görür her zaman. Yani kalan süreçte, ligimizin kalan sürecinde kim daha fazla saha içine odaklanırsa, kim daha fazla saha dışındaki kavgalardan kendini soyutlarsa bence futbol anlamında şansı o kadar artacaktır saha içinde. Yani mesela Fenerbahçe açısından şunu gözlemliyorum. Sayın Ali Koç'un yaptığı bir açıklama var biliyorsun. Hani bizi şampiyon yapmayacaklar açıklaması. Evet. Mesela ben bu açıklamanın Fenerbahçe takımını olumsuz etkilediğini düşünüyorum. Hı hı. Niye? Çünkü şöyle bir psikoloji oluştu o günden itibaren Fenerbahçe oyuncu grubunda, teknik ekibinin içinde. Bizim bir düşmanımız var karşımızda. Ve bu düşmana karşı mücadele etmemiz gerekiyor ve bu düşman bizi engelliyor şeklindeki bir motivasyon. Fenerbahçe agresifleştirdi son dönemde. Hı. Yani her maçta şunu net olarak görüyoruz Fenerbahçe adına, özellikle Kadıköy'de rakiplerle mücadele ediyor Fenerbahçe saha içinde. Ama aynı zamanda bir savaş da veriyor psikolojik anlamda. İşte o yaratılan bir düşman var ya, Sayın Başkan'ın dile getirdiği bir düşman. Hı. Yani o düşmana karşı bir sahada hakemler, işte Merkez Hakem Komitesi, futbol yönetenler tarzında bir düşmana karşı da Fenerbahçe'nin psikolojik bir mücadele verdiğini görüyorum. Bu mücadele Fenerbahçe'nin oyununu olumsuz etkiliyor. Çünkü birinci dakikadan itibaren bir takım saha içinde hakeme yönelik bir itiraz şeklinde maça başlıyorsa, hani dakika bir ilk pozisyon 6 tane Fenerbahçe'li futbolcu hakemin başında. Şimdi doğru bir psikoloji değil. Yani Fenerbahçe adına, Fenerbahçe için şunu net olarak söyleyebilirim. Bugünden Fenerbahçe'nin işine gelmez. Anladım. Fenerbahçe saha içinde olduğu sürece, sezonun ilk bölümünden bahsediyorum, hep iyiydi zaten. Rakiplerini evet, zaten yeniyordu. Fenerbahçe sağa dışına çıkmaya başladığından bu yana bir agresiflik ve bu agresiflik Fenerbahçe oyunu olmuş etkiliyor bence. Hı hı. Galatasaray için aynı şeyi söyleyebilirim. Yani bir saatten sonra iş şuna varıyoruz. Biz iyi bir saha içinde her şeyi yapıyoruz ama biz engelleniyoruz. Değil. Yani iki takımın da saha içinde birçok problemi var oyun anlamında. Ve bir saatten sonra bu karşınıza koyduğunuz hayali düşmanlar sizi gerçeklik algısından uzaklaştırıyor futbola dair. Yani siz kendi hatalarınızı görmemeye başlıyorsunuz bir saatten sonra. Daha içine dair. Yani dolayısıyla kim daha içindeki doğrularını, yanlışlarını daha iyi analiz eder, kim daha fazla daha içine yoğunlaşırsa bence o şampiyon olacak günün sonunda. Peki. Sevgili Onur Özkan'ın son derece isabetli bir tespiti var bu konuda. Onur, yarın Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç bir basın toplantısı düzenliyor. Trabzonspor maçı öncesi bu basın toplantısında söylenecekler çok büyük bir önem arz ediyor. Belki maçın tansiyonunu etkileyebilecek nitelikte bir basın toplantısı. Sen nasıl yorumladın bu açıdan baktığımızda? Yani neler konuşulacağını az çok bilebiliyoruz. Fenerbahçe'nin hedefi Trabzonspor maçı ama onun özelinde Galatasaray olacaktır tabii ki. Aslında yani dürüst olmamız gerekiyor. Fenerbahçe Trabzonspor maçı öncesi hakemler üzerinde bir baskı oluşturmak istiyor ki bu yıllardır tüm kulüplerimizin başvurduğu enstrüman aslında. Yani evet, kim böyle zor durumda bir maça çıkacak olursa o maçın hakemine yönelik bir baskı unsuru oluşturmayı hedefliyor. Bunu her kulübümüz yapıyor son dönemde. Fenerbahçe de buna başvuracaktır. Hı. Yani olası bir hakem hatasının önüne geçmek ya da bir hata olacaksa benim lehim olsun o hata şeklinde bir refleksle bence basın toplantısı düzenleniyor diye tahmin ediyorum. Tabii ki toplantı sonrası daha net konuşuruz ama kesin olarak şunu söylemeliyiz ki Galatasaray'ın hedef alındığı, Trabzonspor hedef alındığı, tansiyonu yükseltici, basın toplantısı olacak.
Ve bence Mustafa Fransız'ın Fenerbahçe'ye zararını olabileceğini düşünüyorum saha içinde. Yani sürekli saha dışına odaklanan bir Fenerbahçe bence yanlış yapar diye düşünüyorum. Ama tabii ki bir toplantıyı görelim. Sonra da artık konuşuruz onlara. Sevgili Onur Özkan bizimle birlikte Takvim Gazetesi'nin haber müdürü, tespitini sizlerle paylaştı. Onur, cuma günü, daha doğrusu hafta sonu Kasımpaşa ile oynanacak maçta Davinson Sanchez ve Abdülkerim Bardakçı kesin olarak yok galiba, değil mi? Ne dersin? Yani birinci derece zorlanmaları ya aslında şöyle bir şey var. Yani Galatasaray'ın Kasımpaşa maçı bir şampiyonluk maçı olsa oynayabilirler. Ama risk edilmek istemiyorlar. Yani çünkü Galatasaray'ın önünde çok çok zorlu maçlar var. Farklı maçı var, derbisi var Fenerbahçe'ye karşı. Yani sağlık kurulu şu anda riskli olacağını düşünüyor bu iki oyuncu oynamasının. Bir sonraki hafta forma girecekler ama şu anda kadroda olmayacaklar gibi duruyor. Kaan Ayhan konusunda bir umut. Yani bir ufak bir ihtimal var oynamasına dair ama o da çok yüksek gözükmüyor. Şu anda %30-35'lerde bir yüzdeden bahsedebiliriz. Yani cuma cumartesi gününe kadar daha net konuşabiliriz bu konuda ama şu an gözüken Abdülkerim Davinson kesin yok. Kaan Ayhan da %30-40 oynama şansı var şu anda. Anladım. Hakim Ziyech'in 11'de olacağını düşünüyor musun? Hayır, zannetmiyorum. Neden zannetmiyorum? Çünkü Zaha 11'de olacak. Yani Okan Hoca Zaha'nın spor maçına sonradan girdikten sonra verdiği reaksiyonundan son derece memnun kaldı. Verdiği mücadeleden son derece memnun kaldı. Uzun bir aradan sonra belki olarak ama enerji olarak, istek olarak sahada iyi bir Zaha olduğunu düşünüyorum. Barış Alper'in sağ bek oynayacağı, önünde Zaha'nın oynayacağını tahmin ediyorum. O yüzden de Hakim Ziyech'in zaten şu anki fiziki durumuyla 11'de oynaması çok sağlıklı olmayacaktır bence. En fazla yarım saat 45 dakika şu an forma gelebilecek durumda. O yüzden de Kasımpaşa maçında ben 11'de Zaha'yı bekliyorum. Evet. Buraya gelmene vesile olan herkesten Allah razı olsun. Sen gerçekten daha fazlasını hak ediyormuşsun. Bunu kanıtladın diyor. Bir taraftar, Galatasaray taraftarı Abdülkerim Bardakçı'ya. Abdülkerim Bardakçı da teşekkür etmiş. Hoş diyaloglar var. Tabii Nelson'un performansını göz ardı etmemek lazım. Bence Nelson bu sezon özel bir hikaye yazıyor. Gitti, gönderilecek derken ki hatta eşyalarının bir kısmını toplamıştı. Menajerine de talimat vermişti. Kiralık olarak devre arasında bir takıma gidecekti. Bulduğu şansı harika değerlendirdi. Yani İskandinav ekolünün disiplin anlayışını bütünüyle yansıtan, performansını yükselten, teknik olarak baktığımızda da tek hamlede kusursuz olmasa bile kusursuza yakın işler yapan bir oyuncu. Çok iyi bir ikili oluşturdular Davinson Sanchez'le. Dolayısıyla ben Nelson'un Abdülkerim tam olarak iyileşip dönse bile kolay kolay kesilebileceğini sanmıyorum. Ya ben hep şunu düşünüyordum Özgür, çok haklısın bu arada. Yani Galatasaray'ın savunma ikilisi Davinson Abdülkerim'dir diye birçok kez dile getirdim. Hani bunu dile getirirken oyuncu profilleri açısından bunu söyledim. Yani hücuma yönelik Galatasaray'ı daha iyi çıkartan, hem pasta hem dribling üzerinden daha atletik ikili olduğu için ben Davinson Abdülkerim'i öne koyuyordum ama şu anki performansıyla Galatasaray'ın birinci stoperi Nelson'dur. Yani Nelson yazılır ilk 11'e, onun yanına bir partner eklenir bu saatten sonra. Nelson'la alakalı şöyle bir şey var. Nelson mükemmel işleri çok gösterişsiz şekilde bize yansıtıyor. Çok sıradanmış gibi gösteriyor. Evet. Bazen böyle stoperler vardır, gösterişsiz oynarlar. Nelson'un yere yattığını, işte çok böyle gösterişli hareketler yaptığını, taraftarın gözüne çok hoş gelecek hareketler yaptığını, spektaküler işte çok fazla göremeyiz ondan saha içinde. Dolayısıyla Nelson'un bazı hareketleri böyle çok zor işler olsa da çok sıradanmış gibi gözüküyor bize. Yani tartışmasız muazzam bir pozisyon alma becerisi var Nelson'un. Bu konuda birinci sınıf olduğunu düşünüyorum. Ve bu anlamda da şu an Galatasaray savunmasının bence bir numaralı ismi. Bundan sonra bence hoca onun partnerini belirleyecektir. Yani Davinson Abdülkerim birinden biri oynar diye düşünüyorum bu saatten sonra. Zaniolo ile ilgili çok sayıda haber çıkıyor. Son olarak Tottenham'la oynadıkları ve 4-0 mağlup oldukları maçta taraftarın da tepkisine neden oldu. Zaniolo'nun ben sezon sonunda Galatasaray'la takım çalışmalarına katılacağını, sonrasında duruma bakılacak ama en azından bunun olacağını düşünüyorum. Bir de Yunus Akgün var. O da İngiltere'de oynuyor bildiğin gibi, Leicester City'de. Ama Yunus'un ben sonuna kadar Avrupa'da kalmak konusunda ısrar edeceğini, dönmeyeceğini düşünüyorum. Senin fikrini öğrenebilir miyim bu konuda? Doğru. İki farklı konu bence de. Zaniolo konusunda Galatasaray'a dönecek ama Avrupa Şampiyonası bence belirleyici olabilir Zaniolo açısından. Yani orada iyi bir performans gösterir, işler değişebilir. Ama Aston Villa onu tutmayacak, onu kesin olarak söyleyebiliriz. Yani milli takım performansıyla belki başka işlere imza atabilir ama ben de yeni sezon başında Galatasaray'ın kampında olacağını düşünüyorum Zaniolo'nun. Yunus Akgün konusunda da evet, oyuncu şu an İngiltere'de mutlu. Belki çok istediği forma sürelerini bulamıyor.
Belki skor anlamında çok fazla etkili olamadı ama Yunus'un Avrupa kariyerini ben zorlayacağını düşünüyorum. Hani Leicester olmaz başka bir takım olur. Hı-hı. Ama Yunus'un Avrupa'da kalma konusunda sonuna kadar ısrarcı olacağını tahmin ediyorum ben de. Evet. Benim sana sorabileceklerim bu kadar. Galatasaray gündemine dair var mı? Aktaracağım bir başka. Tabii transfer haberleri çıktı. Bu arada Oğuz Aydın'ın da Galatasaray'ın gündeminde olduğundan bahsediyor. Doğru. Alanya Spor'da son 4 haftadır performansıyla dikkat çeken bir futbolcu. Sağ kenar oynuyor. Ne dersin? Okan Hoca istiyor mu Oğuz Aydın'ı sence? Okan Hoca istiyor. Ben şöyle söyleyeyim. Oğuz Aydın yeni sezonda İstanbul'da olur bence. Olur mu? Takımını bilemiyorum. Ha, takımını renkleri demiyorsun ama İstanbul'da olur diyorsun. İstanbul'da olur. Çok yetenekli bir oyuncu. Şu anda bence ligin en iyi yerlilerinden bir tanesi. Zaten Anadolu'nun bence en iyi yerlisi şu anda. Hmm. O yüzden mutlaka bir İstanbul takımı forması gelecek yeni sezonda. Anlarım. Sevgili Onur, bir kez daha teşekkür ederim katıldığın için. Teşekkür ederim. Kolay gelsin. İyi çalışmalar. Onur Özkan, Takvim Gazetesi'nin haber müdürü, Galatasaray bölümümüzde konuğumuzdu. Oğuz Aydın, Alanya Spor'daki performansıyla ön plana çıkıyor. Versatil dediğimiz, yani çok özellikli bir oyuncu. Pek çok mevkide oynuyor. Sağ kenar oynuyor. Son dönemde Trabzonspor maçı dahil olmak üzere oynadığı, gösterdiği performansa dikkatleri üzerine çekiyor. Tabii Okan Buruk'un önümüzdeki sezon belli oyuncularla yolları ayırma kararı vereceğinden adım gibi eminim. Bunların başında da Tete geliyor. Önümüzdeki dönem yerli bir alternatif hücum bölgesinde elbette ki düşünüyor. Süper Lig'de kendini gösteren futbolculardan Oğuz Aydın da yine Okan Buruk'un yaz transfer döneminde Galatasaray'da görmek istediği oyunculardan bir tanesi. Ama şimdi şampiyonluk yarışı her iki takım içinde, hem Fenerbahçe hem Galatasaray içinde çok daha önemli transferde. İkincisi hem Fenerbahçe'de hem de Galatasaray'da yaz döneminde, Galatasaray'da Mayıs'ta, Fenerbahçe'de Haziran'da bir genel kurul var, seçimli genel kurul. Orada oluşacak yeni yönetim, yeni futbol yönetimi transferlere karar verecek. Teknik direktörlerin durumu belli olacak. Bakalım gelişmeler bize neyi gösterecek. Dolayısıyla şimdiden transferle ilgili öngörüde bulunmak çok doğru olmayabilir. Ama Oğuz Aydın'ın Galatasaray'ın transfer gündeminde, Galatasaray'ın transferini arzu ettiği futbolculardan bir tanesi olduğunu biliyorum. Yine Umut Tohumcu. Biliyorsunuz Hannover'de oynuyor, Almanya Bundesliga 1'de. O da yine Galatasaray'ın transfer gündeminde yer alan futbolculardan bir tanesi. Bu arada Can Uzun Nürnberg forması giyiyor Bundesliga 2'de. Eintracht Frankfurt'ta anlaştı Alman gazetesi Bild'in haberine göre. Özgür Sancar'la Spor Kazanı devam ediyor. Trabzonspor bölümümüzde Sayın Hüseyin Tok var. Biliyorsunuz Trabzonspor'un en başarılı dönemlerinde, arka arkaya şampiyon olduğu dönemlerde takımın değişmez parçasıydı. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. İyi yayınlar diliyorum. Sağ olun. İyi Ramazanlar hocam. Sağ ol size de kardeşim. Hocam, Trabzonspor-Fenerbahçe maçının tansiyonu her zaman yüksek olur. Bütün maçlarda tansiyon yüksek olur ama bu kez yapılan açıklamalara baktığımızda, ki yarın Fenerbahçe Başkanı da bir açıklama yapacak, çok daha yüksek tansiyonlu bir derbi mi olur sizce? Evet, kesinlikle. Zaten öteden beri bütün maçlarımız Fenerbahçe ile olan Trabzonspor maçları hep gergin olmuş mu, atmosferi yüksek olmuştur. Yani bunun da nedenini şöyle izah edelim. Bizim dönemlerde bile biz hep şampiyonlukları Fenerbahçe ile yaşadık. Yani veya olduk veya olmadık, Fenerbahçe olduk, biz olduk falan. Bütün rekabetimizi, yani genellikle Trabzonspor'la Fenerbahçe şampiyonluklarda, Trabzonspor'la Fenerbahçe arasında olmuştur. Bu açıdan da bu Trabzonspor lige çıktığından beri, 1974'ten beri Trabzonspor Fenerbahçe maçları hep yüksek gerginlikte, yüksek atmosferde olur. O açıdan bu maçta o maçlardan biri olacak. Doğru, bu çok önemli bir şey. İnsanların dikkatinden kaçıyor ama Trabzonspor'un şampiyonluk yarışında genelde rakibi Fenerbahçe oldu. O yüzden iki kulüp arasında gerilim oluyor her zaman. Aynen, aynen öyle. Trabzonspor'un ön bölgesinin çok iyi olduğunu düşünüyorum hocam. Yani tek tek futbolculara baktığımızda Bebe geldi, iyi bir performansla geldi. Trezeguet zaten iyi, Vişka öyle. Ben orta alanda Mendy'nin çok iyi top taşıdığını, Bardi'nin ters top atmak konusunda başarılı olduğunu düşünüyorum. Enes oyuna girdiğinde etkili olan bir oyuncu. Onatçı yok gerçi ama ben ön bölgede Trabzonspor'un çok iş yapabileceğini, kadrosunun kötü olmadığını düşünüyorum. Ne dersiniz? Şimdi şöyle diyebilirim. İki takımda, Fenerbahçe Galatasaray'ın kadrosuna baktığımız zaman muhakkak Fenerbahçe'nin çok daha büyük yatırımlar yaptığını, iki takım çıkaracak, yani sakatlık olmasa bile iki takım da çıkarabilecek bir kadrosu vardı. Ha, bunun bazı maçlarda sahaya yansımadı ama burada Trabzonspor'un tek avantajı çok mücadele gücünün ve seyircinin etkisi, seyircinin itici güç olması bu maçta önemli faktör olacaktır. Yoksa kadro kalitelerine baktığımız zaman Fenerbahçe'nin üstün olduğunu herkes de bilir, zaten kabul eder. Ama
bu maçlarda ne olacağını, az evvel bahsettiğim gibi Trabzonspor'un mücadele gücünün diğer maçlara göre daha yukarı çıkması, kazanma arzusunun, seyircinin iticiliği falan, bu maçın tabii değişik bir atmosfer olması yönünden üç ihtimalli bir maç olarak görülüyor. Sayın Hüseyin Tok bizimle birlikte. Hocam, Kadıköy'deki maçta, ilk yarıdaki maçta Trabzonspor ikinci bölgede çok sağlam durdu. Fenerbahçe'nin dikine gelmesini değil de kanatlara oyuna yığmasını sağladı. Ve böylece Fenerbahçe ikinci bölgede sağlam bir savunma anlayışıyla durdururken, Fenerbahçe savunmasını önde kuran savunmanın arkasına da iyi toplar attı. Böylece golleri de geldi. Aynı taktik plan bu haftaki maçta da işler mi, yoksa başka bir taktik mi geliştirmek zorunda Abdullah Avcı, ne dersiniz? Tabii ki. Şimdi şöyle, buradaki maçı dediğiniz gibi kimsenin beklemediği değil, bir performans gösterdi. Aksine Fenerbahçe'de kötü bir oyun oynadı. Bunda önde baskı, kazanılan topları iyi kullanmak Trabzonspor adına net bir 3-0'lık bir sonuç ortaya çıktı. Evet. Sonraki dönemde penaltılar işte falan 3-2 döndü. Tabii Abdullah Hoca bu maçta yaptığı taktiksel bir başarıydı. Zannederim bu haftada oynayacak maçta da aynı taktikte oynayacaktır. Yani Fenerbahçe'ye de önde baskı yaptığı zaman, Fenerbahçe'nin hem Avrupa Kupalarında bu hafta da oynayacağı, çarşamba pazar oynadığına göre Trabzonspor burada hem kondisyon yönünden olsun, temposu yönünden olsun Fenerbahçe'den muhakkak daha üstün olması lazım ki bir sonuç alması için. Bu da bu maçta Trabzonspor'un en büyük kozu bu olacaktır. Sayın Hüseyin Tok fikrini sizlerle paylaştı. Trabzonspor'un efsane isimlerinden. Hocam, çok teşekkür ederim katıldığınız için. Yani bu da seyircilerin de çok sakin, yani takımın desteklemesi, Trabzonspor'un desteklemesi, yani tahrik edici veya sahaya yabancı madde atmamaları gerektiğini, bu bir spor müsabakası olduğunda unutmak lazım. Bu son derece önemli bir mesaj. Özellikle evet, tribünlerin sükunetini koruması, daha doğrusu soğukkanlı kalması çok büyük bir önem arz ediyor. Çünkü dünden maçın, Fenerbahçe maçın bitiminden itibaren hemen Trabzonspor'a maçına dönük beyanatlar vermesi doğru değil. Bu işi gerginleştirmek, yöneticilerin gerginleştirmesi hiç gerek yoktu. Zaten ortam gergin ortam, herkesin ekonomik sıkıntıları var, öyle böyle atmosferin gergin olması, bunlara hiç gerek yoktu ama maalesef bunlar başladı. Daha dünkü maçtan önceki maçtan itibaren başladı. Yani doğru değildi bunlar. Umarım ki bunlar da daha bundan sonra da bir yumuşak hava estirilir. Hocam, ağzınıza sağlık. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar diliyorum. Bize ayrılan sürenin bugün de sonuna geldik. Hoşçakalın. Özgür Sancar'la Spor Kazanı sona erdi.